Selamlar, Don't Starve Reign of Giants 2. sezon 1. bölüme hoş geldiniz. 0. bölüme yorum atan ve fikirlerini belirten herkese öncelikle teşekkür ederim. Öncelikle kuracağım modları göstereyim. Bu 1. bölüm olduğu için göstereceğim. Bundan sonra istenmediği sürece bir kere daha göstermem modları. Simple Health Bar, mobların canını göstermeye yarıyor. Ancient Cure Reborn, birçok işi tek seferde yapmamızı sağlıyor. Backpack Plus'ı açmayı düşündüm ama açmamayı tercih edeceğim çünkü bayağı kolaylaştırıyor. Camera Tweaks kameranın açısını ayarlamamızı sağlıyor. Combined Status statlarımızı tek yani rahatlıkla görebilmemizi sağlıyor. Geometric Placement işte yapı dikerken falan işimizi kolaylaştırıyor. Insight birçok şeyde bize bilgi veriyor. Minimap Hut minimap ekliyor. Quick Pick'i şu an açmadım ama ileride belki açabilirim bir ihtimal. Yani açmamayı düşünüyorum ama belli olmaz. Bir de Wormhole Marks'ı açtım. O da şuna yarıyor işte. Atladığınız Wormhole'lerin boyanmasını sağlıyor ve hangi Wormhole'ün nereye çıktığını hatırlamanızı sağlıyor. Öncelikle hala hastayım. Ondan dolayı sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi yeni seriye başlayalım abi. Onu da eski serinin üstünde başlatalım. Reign of Giants oynayacağız. Karakter olarak dedeyi almamı söyleyenler oldu. Onun dışında random at diyenler oldu. Buradan random seçerseniz eğer karakteriniz oyuna başlayana kadar size gösterilmiyor. Doğal olarak. Onun dışında ana hedef hakkında konuştuk. Bir arkadaş WX'i oynamamı söylemiş. Tamam, farklı tavsiyeler de geldi ama ben WX'i galiba şimdiye kadar hiç oynamadım demeyeyim ama hani oturup öyle adam gibi bir run yaptığımı söyleyemem herhalde. Run demek doğru olur mu? Olur herhalde. Neyse. Hem de kolay bir karakter, eğlenceli bir karakter. Sizi de benle beraber oynamayı davet ediyorum bu arada. Ama yeni başlayacak arkadaşlara ben Wilson tavsiye ederim. Çünkü bütün karakterlerin iyi ya da kötü özellikleri olmasına rağmen Wilson'ın sakalını saymazsak iyi ya da kötü hiçbir özelliği yok. Bu da Wilson'la oynarken oyuna odaklanmanızı ve oyunu daha kolay öğrenmenizi sağlayacak. Ama işte mesela Wolfgang'le oynarsanız akıl sağlığı sizin için bir sorun olacak. Veya güçlü olmak sizin için bir artı olacak. Diğer karakterlerle oynarken oynayamayacağınız. Eğer ki Wilson'la oynarsanız sadece oyuna odaklanmış olursunuz. Bu da benden size bir tavsiye. Siz bilirsiniz tabii. WX'in özelliklerinden bir kere daha bahsedeyim abi. Çürük yemekleri yerken herhangi bir sorun yaşamıyor. Yıldırım düşerse güçleniyor ama ya sudan yani ıslaklıktan diyeyim ıslaklıktan hasar alıyor. Ve gear yani çark yiyerekten geliştirilebiliyor. Evet, karakterimizi seçtik. Dünya ayarlarından dünya boyutu maalesef ki küçültülemiyor. Branch'i bir tane açıp Loops'u bir tane kısmayı tercih edeceğim ben. Bir de başlangıç mevsimimizi sonbahar yapacağım. Bir arkadaş, bir dakika nerede o abi? Touchstone'ları arttırmamı söylemiş. Touchstone'lar oyunda dirilme hakkı demek. Yani dirilme hakkı derken hani haritanın çeşitli yerlerinde karşınıza çıkabiliyor. Ama bu oyunda size daha önce söylediğim gibi herhangi bir şeyi mesela boulder'ları sadece bir tane bile arttırsak her yer boulder oluyor. Veya yine aynı şekilde işte touchstone'lar için. Bir tane arttırsanız her yer touchstone oluyor. Veya bir tane azaltsanız touchstone'lar aşırı azalıyor. Bu oyunda onun dengesini yapamamışlar. O yüzden ben herhangi bir şey ellemenizi tavsiye etmem. Sadece oynayacaksınız burayla oynayın işte ne bileyim. Mesela yaz sizin için zor mu? Yazı kapatın abi. Veya tavsiyelerimden bir tanesi yazın insanların en çok yaşadığı sorun wildfire'lar. Wildfire'ları kapatabilir veya azaltabilirsiniz. Bana sorarsanız çok da gerek yok. Ben onunla da nasıl mücadele edeceğinizi göstermeye çalışacağım. Kurbağa yağmurları da belki bir tık sorun olabilir ama onların da önceki seride de gösterdiğim gibi zaten etrafınızda domuzlar falan varsa size çok da bir engelleri olmuyor. Yıldırımlar bizim için zaten iyi. WX için iyi bir şey. Yağmuru yine WX oynuyorsanız azaltabilirsiniz ama ben yine azaltmayacağım. Çünkü çok azalıyor. Dediğim gibi yağmur da yeri gelince işimize yarayacak bir şey. Ekinlerin falan daha hızlı büyümesini sağlıyor. Şunu açın. Mağaralar. Bu kadar. Yani diğerlerini kesinlikle azaltıp arttırmanızı tavsiye etmem. Belki hani bossları falan arttırabilirsiniz. Çünkü bazıları ihtimalle geliyor işte. Mesela
Deer Clops'u arttırabiliriz ama şundan korkuyorum. Deer Clops'u arttırırsam ben kış boyunca iki tane Deer Clops gelir mi acaba? Ve gelmesi sorun değil ama ben ikincisini beklemiyor olacağım için gelip evimi falan yıkabilir. Ondan korkuyorum. Ayarlarımızı yaptık abi. Apply diyelim. Ve başlatalım dünyayı. Evet. Maxwell geldi. Bu arada oyunun ufaktan lore'undan da bahsetmeye çalışayım ya. İşte Maxwell geldi, bize diyor ki çok iyi görünmüyorsun diyor, uyan diyor. Bu arada Touchstone çıktı direktifimizde. Arttırmadım değil mi ben bunu? Touchstone'u şu şekilde kurarsanız eğer öldüğünüz zaman burada dirilebilirsiniz. Together'da böyle bir şey yok. Touchstone'lar direkt kurulu halde. Hayalete dönüştükten sonra gelip Touchstone'a dokunursanız eğer karakteriniz tekrardan dirilir. Bu oyunda bu şekilde işliyor ama. Ufaktan lore'undan bahsedeyim abi. İşte öncelikle Maxwell denen bir karakter var. Tabi gerçek adı William. William Carter. Bir sihirbaz ve bir kitap buluyor. Kitabın adı Codex Umbra. İşte Codex Umbra kitabıyla çeşitli büyüler yapıyor ama kitabın kendi beyni var ve Maxwell bunu bilmiyor. İşte kitapla yaptığı büyülerde yanlış hatırlamıyorsam kitabın ruhuna saygısızlık yapıyordu. Ve ondan dolayı da, bu arada yanlışım varsa veya eksim varsa düzeltirsiniz sevinirim. Ondan dolayı kitap bunu içine çekiyor ve Constant evreni yaratılmış oluyor. Şu anda içerisinde olduğumuz evren Constant evreni. Burası Maxwell'in evreni diyebiliriz ama buranın sahibi Maxwell mi? Hayır, değil. Şu anda buranın sahibi geceleri gelen, karanlıkta kalırsanız size hasar veren arkadaş. Neydi abi onun adı? Şu anda gerçekten hatırlayamadım. Hatırlarsam söylerim. Oyunda başlangıçta yapmanız gereken şeyler nelerdir? Onlardan bahsedeyim. Abi haritayı deniz kıyısından gezerekten açın. Her yerde gezinin. Çakmak taşları çok önemli şeyler. Ve bunun yanında sap ve saman. Bunlara çubuk da diyebilirim ara sıra. Öyle dersem anlayın. Çubuklar, samanlar ve çakmak taşları, ki biz şu an hiç çakmak taşı bulamadık. Çok önemli şeyler. Onlar temel malzemeler zaten. Toplamaya çalışın. Onun dışında yemek kaynağı olarak başlarda çoğunlukla beri kullanacağız. Berileri de karşınıza çıktıkça alın. Çünkü ilk birkaç gün, belki bir 10 gün falan hiçbir yere kurulmayacağımız için açlık yaşayabiliriz. Eğer Wickfrid oynuyorsanız envanterinizde birkaç tane etle başlayacağınız zaten. O etleri iyi değerlendirin. Çünkü başlangıçta et kasmak sizin için belki sorun olabilir. Ya normalde Wickfrid için sorun değil ama belki alışık değilsinizdir oyuna. Olabilir yani. Onun dışında şu an gezdiğim yer orman biyomu. Orman biyomunda her yer örümcek yuvalarıyla dolu olur. Bu gördüğünüz beyaz şeyler örümcek yuvaları. Şu anda birinci seviyedeler. İkinci seviye olduğu zaman bu iki katmanlı olur. Üçüncü seviyeye geldiği zaman üç katmanlı olur. Ve üçüncü seviyedeyken yanında uzun süre geçirirseniz kraliçe örümceğe dönüşebilirler. O da biraz sıkıntı. Yani çoğunlukla gereksiz çünkü verdiği şeyler çok boş şeyler. Yani savaşmak da biraz sorun çünkü summoner bir boss. Örümcekler çok önemli kaynaklar. Haritada şu şey, bu arada taba basarak haritayı açabilirsiniz. Kolla oynuyorsanız hangi tuş şu anda hatırlamıyorum. Haritada şu şekilde örümcek şeklinde görünüyorlar zaten. Örümcek yuvalarının yerlerini saptayın ama saptayamazsanız da zaten orman biyomunda bolca örümcek yuvası bulabilirsiniz. Bunlar domuz evleri. Bu arkadaşlar domuz. Weber hariç, tabii Reign of Giants için konuşuyorum ben. Weber hariç hiçbir karaktere saldırmıyorlar. Together oynuyorsanız Vortox'a ve birine daha saldırıyorlardı. Vurt'a saldırıyorlar. Vurt'un bu arada direkt düşmanılar yani. İşte oyunda Domuz Kral diye bir şey var mesela. Bir adam var, öyle diyeyim. Domuz Kral'la anlaşma yapabiliyorsunuz. İşte ona bir şeyler veriyorsunuz. Adam size şey veriyor. Altın veriyor. Weber ve Vortox domuzlarla anlaşamasa da Domuz Kral'la anlaşabiliyor. Ama Vurt Domuz Kral'la da anlaşamıyor. Çünkü direkt düşman onlar. Bu arada çiçekleri de toplayın. Çiçekler şart değil ama çok güzel işlere yarayabiliyorlar. Verileri toplamaya devam edelim.
Şu anda karşıma niye hiç çakmak taşı çıkmadı onu merak ediyorum. Kelebekler eğer kontrol F yaparsanız düşman olmayan yaratıklara yumruk atabilirsiniz. Veya işte elinizdeki silahla vurabilirsiniz. Abi onu toplama. Eyvallah. Burada gördüğünüz gibi mantarlar çıktı. Mantarlar günün belirli zamanlarında çıkabiliyorlar. Şu anda yukarıda gördüğünüz üzere günün kahverengi. Yani akşamüstü veya ikindi ne derseniz artık. Ben bu iki kelimeden birini kullanırsam bunu kastettiğimi anlayın. Günün bu zamanındayken yeşil mantarlar ortaya çıkar. Sabah vaktindeyken kırmızı mantarlar ortaya çıkar. Bütün mantarların pişirilmiş ve çiğ halleri ayrı özellikler gösterir. Yani toplam 3 tane mantar türü var. Pişmiş ve çiğ halleri ayrı özellik gösteriyor. Toplam 6 tane mantar özelliği var diyebiliriz. En çok kullanacaklarınız muhtemelen yeşil mantarlar. Yeşil mantarlar pişirilmeden yenildiği zaman 50 akıl sağlığınızı düşürürler. Bu arada akıl sağlığına alışık olmayan arkadaşlar akıl sağlığından bahsedeyim öncelikle. Akıl sağlığı statının olayı şu. Karakterinizin bildiğiniz akıl sağlığı işte akıl sağlığı eğer düşerse karakteriniz garip garip yaratıklar görmeye başlıyor. Anime kızları falan görmeye başlıyor. İşte onun dışında o yaratık hani daha da düşerse akıl sağlığınız o yaratıklar size saldırmaya başlıyor. Yani çok zorlu yaratıklar olduğu söylenemez ama neden uğraşasınız? Yani sürekli olarak sizi darlayacaklar. Bunun yanında görüşünüz çok kötü düşüyor. İşte ekranın kalitesi baya baya düşüyor. Ben onu değiştiren bir tane mod vardı. Onu bulmaya çalıştım ama bulamadım. Eğer bilen varsa yazarsa sevinirim. Normalde kullandığım bir mod değildi ama işte video çekerken akıl sağlığımın düşük olması kaliteyi düşürmesin istediğim için. Uğraşmak istemiyorum. Şu an gece olmak üzere. Gece olurken bir tane meşale yapın ve elinizde meşaleyle gezin. Gördüğünüz gibi bu arada yeşil mantar gitti. Çünkü gece oldu. Şu anda mavi mantarın zamanı. Burası bu arada domuz kralın olduğu biyom. Ve bu biyomda mantarlar bolca bulunabiliyor. Domuz kral ve domuz köyü de bu biyomda. Bu biyomdan bazen iki tane çıkabiliyor. Bizde şu an iki tane var. Ben bilmediğim için domuz kral burada olabilir. Ki muhtemelen burada çünkü Gloomer heykelini gördük. Gloomer heykelinin ne olduğunu da anlatacağım. Şurada haritada gösterebilirsem. Şu yanından geçtiğimiz şu şey var ya. Onu kendi haritanızda bulmaya çalışın. Çünkü dolunaylarda işimize yarayan bir şey veriyor o bize. Onun dışında kazma ile kırarsanız yine işimize yarayan bir şey veriyor. Neyden bahsediyordum abi? Akıl sağlığı işte görüşü falan kötüleştiriyor dedik. Bu arada karakterimizin maksimum statları 100-100-100. Yani oyundaki en zor karakter olan... Bu arada mavi mantar buldum. Mavi mantarı da açıklayayım hemen. Ya, eğer pişirmeden yerseniz 20 canınızı iyileştirir. Ama 15 akıl sağlığınızı düşürür. Pişirip yerseniz 3 canınızı düşürür. Bu arada meşalem bitti. Sakın karanlıkta uzun süre beklemeyin. Hasar alırsınız ve ölebilirsiniz bile. Pişirip yerseniz 3 canınızı götürür ama yanlış hatırlamıyorsam 15 akıl sağlığınızı arttırır. Ama yani mavi mantarları çok da tercih etmeyeceğiz çünkü iki türlü de zararlılar. Yani 15 akıl sağlığına karşılık 3 canınızı götürmeleri çok mantıklı değil bence. Sabah olduğu zaman elinizden meşaleyi çıkarın. Çünkü meşale boşu boşuna harcanmasın. Abi eti ben alabilir miyim? Teşekkürler. Bunlar kedi bu arada. Kediler oyundaki en güzel et kaynaklarından birisidir. Kelebeği de ben keseyim eyvallah. Kelebekleri öldürebilirseniz eğer çok güzel olur sizin için. Çünkü kelebekler çok güzel bir can yenileme kaynağı. Bu arada burada domuz köyünü bulduk. Şöyle hemen göstereyim. Domuz kral burada. Domuz krala çeşitli şeyler verirseniz size altın verebilir. Şu anda ben o eti verseydim mesela bana bir tane altın verecekti ama benim şu an ihtiyacım yok. Şu anda burada domuzların beri tarlasını buldum. Onları sömüreceğim. Çünkü acıktık bayağı. Beni muhtemelen harita açana kadar bu kadar beri idare edecektir. Ya burayı sonrasında gelip küreklerseniz mesela kendi bölgenize falan ekebilirsiniz. Bunlar gobbler veya hindi. Taş buldum bu arada yerde. İlginç. Hindiler gündüzleri eğer beri çalılarından beri toplarsanız çıkıyorlar.
etrafta koşuşturuyorlar. Her buldukları şeyi yiyorlar abi. Bayağı kanser yaratıklar. Yani diğer birileri onlar toplayabiliyor işte çalılardan ve yiyebiliyorlar. Normalde yaratıklar yerden yemek alabiliyor ama çalılardan toplayamıyorlar. Ama gobbler'lar toplayabiliyor abi. Çok saçma. Ya saçma demeyeyim de çok kanser bir şey yani. Bayağı sinir bozucu bir şey. Ve benim şu anda çakmak taşı bulamamış olmam daha da sinir bozucu bir şey. Eğer siz haritada herhangi bir şey arttırdıysanız, mesela çakmak taşlarını arttırsaydım ben şu anda, belki samanlar azalacaktı veya çubuklar azalacaktı. Onların belli bir yüzdesi var. Birini arttırdığınız zaman diğeri azalabiliyor. Ben şu an hiçbir şey arttırmama rağmen taşlar baya az geldi. Öyle denk gelmiş. Biraz bu arada beri gömelim, ölmeyelim açlıktan. Ya açlık seviyeniz çok önemli değil. Ya ha %100 dolu ha %1 dolu hiç fark etmez. Sadece savaşa girerken falan full tutun, sizi darlamasın. Onun dışında Wolfgang oynuyorsanız açlığınızın değeri var. Diğer karakterlerle gerçekten ben çok da umursamıyorum. Yani oyunda da Don't Starve, yani açlıktan ölme. Ama açlık gerçekten en son zorlayan şeylerden birisi muhtemelen. Kırmızı mantarlar bu arada, onlardan bahsedeyim. Kırmızı mantarlar hiçbir işe yaramıyor açıkçası. Açlık dolduruyorlar, 12 açlık, ama 12 açlık çok az. Yani mesela 2 tane beri yeseniz bile daha fazla dolduruyor. Ki beriler daha bol bulunan bir şey. Bunun yanında kırmızı mantarlar canınızı düşürüyor. Pişirip yerseniz gene canınızı düşürüyor. Daha az düşürüyor ama gene de düşürüyor. Onun dışında ne için kullanılabilir? O zaman niye topluyoruz yani, madem işe yaramıyor? Şöyle bir işe yarıyorlar. Tencere denen bir şey var oyunda ve yemek yapabiliyorsunuz. Ama tencereye en az 4, en az değil de direkt 4 tane malzeme koymanız lazım. Ve bazı yemek tariflerinde herhangi bir şey koymanız o tarifi yapmanız için yeterli. Mesela köfte yapacağız biz çoğunlukla. Köfte için bir tane et ve 3 tane herhangi bir şey koymanız lazım. Biz onlara filler diyoruz ve onun için çoğunlukla şey kullanacağız. Hani kırmızı mantarı o iş için kullanacağız. Bu arada az önce ilk çakmak taşımı buldum abi, şurada gördüğünüz gibi. Burası taş biyomu. Taş biyomunda altın kayaları, taş kayaları, buzlar falan bulabilirsiniz. Şu anda ben altın kazacağım biraz. Kazma yaptım. Burada tools, yani ekipman mı diyeyim artık. Hani bunları bulabilirsiniz. İşte baltadır, kazmadır, kürektir falan. Burada. Şu anda kazma yaparaktan daha fazla taş kazıyorum ve taşların içinden işte altındır, taştır veya çakmak taşıdır falan çıkabiliyor. O yüzden bulduğunuz ilk çakmak taşıyla taş kazarsanız çakmak taşlarınızı direkt arttırmış olursunuz. Çakmak taşı veya taş oyunda sınırlı değil mi? Evet, sınırlı. Bu bir sorun değil mi? Hayır, değil. Çünkü zaten bir yerden sonra biz çoğunlukla altın kullanmaya başlayacağız. Altın çok daha kolay ulaşılabilir bir şey olacak bizim için. Bunlar örümcek, sizi darlayabilirler. Çok da uğraşmayın. Özellikle bu tarz bölgelerde günün akşamüstü vaktindeyken çok fazla olabiliyorlar. Bak şu anda mesela burada yolu tamamen kapatmışlar. Ben etraflarından dolaşmak zorundayım. Bu oyunda hızı, yani dümdüz koşarak kaçamayacağınız sadece iki tane yaratık var. Bir tanesi robotik gergedan. Diğeri Ancient Guardian diye bir boss. Ki Ancient Guardian'la muhtemelen oyunda yeniyseniz karşılaşmayacağınız bile. Bunları toplamaya devam. Yani gördüğünüz gibi örümcekler bizim için bir sorun değil. Benim ilgimi çekmedikleri sürece ben onlardan yürüyerek kaçabilirim. Hiç sorun değil. Bu arada açlığım 1'e düşmüş. Biraz yiyelim. Yani mesela neden hepsini yiyip açlığı fullemiyorum? Çünkü zaman kaybı şu anda benim için. Aynı zamanda malzeme kaybı. Yani bunların hepsini yiyebilirim ama ileride yemek yapmak için kullanmak varken neden bu şekilde yiyeyim? Gerek yok. İşte mesela 8 tane altın topladım. Neden 8 tane? Çünkü şu arkadaşı üretmek için 2-2-4 tane altın gerekiyor. O zaman niye 8 tane topladım bilmiyorum ya. Yani kafama göre şu anda. Hatta üretelim mi direkt ondan bir tane? Odun lazım. Ver abi baltayı. Şu an yere bir şey atmak zorundayım. Ama yere atmanız sorun değil. Bu şekilde kalıyorlar. Mesela ağaç keselim hemen. Oyunda çoğu kaynak gerekmediği sürece toplanmamalı. Mesela şu an envanterim dolu olduğu için mouse'un ucuna geldi bunlar. Çoğu kaynak gerekmediği sürece toplanmamalı, çünkü envanteriniz aşağıda gördüğünüz şeyden ibaret. Bu arada yanlış şeyi atmışım yere. Şunu geri alalım hemen.
Science Machine yani bilim makinesi diktim şu anda. Bu arada elime meşaleyi alayım şöyle hemen. Şimdi buradan ilk üretmeniz gereken şey Science Machine diktikten sonra yanına gelin ve üstüne tıklayarak da yapabilirsiniz. Şu an ben yapamam mouse'umun ucu dolu olduğu için. Backpack yani çanta yapın abi öncelikle. Sonralıkla buradan bir tane kürek yapın. Son olarak bir tane ip yapın. Ve silah sekmesine gelip spear yapın. Spear zaten şurada bir tane vardı. Neden yaptık? Çünkü zamanı gelince gerekecek ve şu anda benim balyozum olmadığı için bu arkadaşı kıramıyorum. Ve hatta bekle 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 bir şey yakmam lazım şu anda. Tamam. Tamam bunlar alev aldı. Bu arada Together'da ateşler çok yavaş yayılsa da bu oyunda ateşler aşırı hızlı yayılıyor. Ben bunu yakmak istememiştim. Meşalem bitecekti ve samanım olmadığı için meşalesiz kalırdım ve ölürdüm abi direkt. Tabii şurada ateş böceği varmış. Orada da durabilirdik de. Eğer zor durumdaysanız şöyle meşaleyi alıp bırakıp alıp bırakıp meşaleyi idareli kullanabilirsiniz. Ama karanlıkta kaldığınız zaman akıl sağlığınız çok fazla düşürüyor. Mesela bakın şu anda akıl sağlığıma. Baya baya düşüyor. Geri aldım tekrar daha yavaş düşmeye başladı. Akıl sağlığı akşamüstü ve geceleri garanti olarak düşer abi. Onu durduramazsınız. Bir ses duydunuz az önce. O Charlie denen bir arkadaşın sesiydi. Eğer ışıksız kalırsanız Charlie gelip size tokat atıyor ve bayağı sağlam vuruyor abi. Yani ışıksız kesinlikle kalmayın. Hani benim zırhım var, sıkıntı olmaz falan diye düşünmeyin. Charlie harbiden ağlatıyor abi. Benim genelde yaptığım şöyle bir şey var. Ben yemekleri çantama, kalan malzemeleri envanterime topluyorum. Şunu koyalım. Bu arada bu Box Tink denen şey oyundaki 5 tane Tink yani şey mi diyeyim artık neyse. Tinkler var oyunda ve o tinkleri toplarsanız farklı bir dünyaya portal açabiliyorsunuz. Ya bizim yapmamız gereken bir şey değil şu anda. Yani mesela bu dünyayı tamamen sömürmüşsünüzdür ve artık yeni bir dünyaya geçmek istersiniz. O portalı yapıp geçebilirsiniz. Sadece envanterinizdeki kadar malzemeyle gidebiliyorsunuz tabii ki. Bu abi şu anda bizi zorlar ama direkt saldırıyor muydu bu bize ya? Ben hatırlayamadım direkt saldırıp saldırmadığını. Burada iki tane gear buldum direkt aldım. Gearlar bizim için aşırı değerli. Gördüğünüz gibi artı 75 açlık. İşte artı 50 akıl sağlığı artı 60 can diyor. Yani bu normalde yemeklerin üstünde yazan bir şey. Ama bizim karakterimiz çarkları da yiyebiliyor. Ve Reign of Giants'a özel. Çarkları yerse statları kalıcı olarak artıyor. Bu da mükemmel bir şey. Bu arada gece olmadan saman bulamazsam geceyi geçiremem. Karşıda var mı abi? Yok, karşıda da yok. Samana ihtiyacım var. Biraz hata yapmış olabilirim ya. Samanların hepsini kullandık. İlk birkaç gün bu şekilde sorunlar yaşayabilirsiniz. Abi sen bana hiç elleme. Bunların yerini mesela görebiliyor musun? Tamam, Maxwell heykeli. Maxwell heykeline geleceğiz. Bu iki arkadaşı döveceğiz. Şu an zırhım olsa döverdim de zırhım yok. Çarklar oyunda çok değerli zaten de bizim karakterimiz için daha da değerli. Eğer zorunda kalırsam, bu arada Maxwell'in kapısını bulduk. Normalde hani buna yönelik oynasaydık değerli bir şey de bizim işimiz yok şu anda onunla. Eğer oradan geçerseniz Maxwell'i bulma konusunda bir adım atmış olursunuz. Bayağı zorlu bir süreç aslında. Hani göstermek isterdim ama harbiden uğraşmak istemiyorum. Ben o işi bir ara kafaya takmıştım. Sonra Maxwell'i açtım. Sonra Wes'i de açmak istedim ama üşendim. Gerçekten uğraştırıcı. Ve Wes açılması gereken bir karakter değil. Hatta inanın bana Maxwell de açılması gereken bir karakter değil. Yani bu oyundaki Maxwell inanın belki de Wes kadar çöp desem yeridir yani. En azından Wes'in bir eğlencesi var da. Maxwell bayağı boş karakter ya. Bu arada Together'cılar eğer izliyorsa yanlış anlamasınlar. Together'daki Maxwell candır. Burada arılar var mesela. Arılarla da etkileşime gireceğiz. Önceki oynayışımda içimde kaldı o. Birinci sezonda. Arıcılığa girmek istemiştim. Ama sonra seriyi
malulen emekli etmek zorunda kaldık. Dakika kaç oldu bu arada? 25 olmuş şimdiden ve çoğu yeri kesemeyeceğim. Don't Starve videoları uzun olacak. Şu anlık bu arada 100 gün challenge kafasında yapmaya çalışacağım bu işi. Bir arkadaş işte hedefler falan önermişti. Bütün bossları kes demiş. Tamam, bütün bossları kesmek bir hedef olabilir ama zor bir şey değil. Sadece işte belirli kanser yönleri var. Mesela ya bir boss'la karşılaştığınız sürece o boss'u kesebilirsiniz abi. Bu oyunda sistem böyle işliyor. İşte mesela Dearclops'un tek zor yanı Dearclops'un gelmesinin bir ihtimal olması. Yani kendi kendine despawn olabiliyor ve gelmeyebiliyor. İşte onun dışında Dragonfly. Dragonfly mesela o da kafasına göre bir yerde doğuyor mesela. Onun doğduğu yerden ışınlanarak kaçarsanız sizin olduğunuz yere tekrardan geliyor falan böyle. Veya işte bu oyunda var mı bilmiyorum ama Ancient Guardian ki muhtemelen vardı. Tam hatırlamıyorum. Bu oyunda hiç kesmemiş olabilirim Ancient Guardian'ı. Ancient Guardian zor değil. Ancient Guardian'a giden yol çok zor. Onun dışında ya gerçekten herhangi bir boss zor değil bu oyunda. İşte ağaç boss'u falan hani ya mini boss'ları falan da sayarsak eğer. Boss'lara ulaştığınız sürece kesebilirsiniz. Bunlar dert değil. Ama mesela ana hedefimizi bu yaparsak işte ve Dearclops birinci yıl gelmezse ikinci yılı beklemek zorunda kalırız. Bu da gereksiz uzatabilir seriyi. Yani boss kesmek için işte ne bileyim mesela Dearclops için bir tane domuz derisinden yapılmış şapka, futbol kaskı yani. Bir tane hembet. Bu kadar. Yani yemek bile gerekmiyor bence. Hani can statı çok düşük olan bir karakter değilseniz tanklayarak bile kesebilirsiniz aslında. Bayağı kolay bir boss. Veya işte çoğu öyle de işte mesela Beerger var. Beerger biraz daha zor olabilir. Çünkü vurduğu zaman elinizdeki eşyayı düşürüyor. Böyle bir olayı var. Onunla uğraşmak istemiyorsanız mesela ağaç kırdırın ona. Ağaç bossları onu kessin. Hem de bedava odun toplamış olursunuz. Bu arada Chester'ı bulduk. Ibon diye bir şey var şurada. Bunu bu şekilde görmemin sebebi Insight denen mod sayesinde. Karadan devam edersem onunla karşılaşacağım. Bu arada burası mezarlık bölgesi. Weber denen karakteri açmak için buraya ihtiyacınız var. Tabi beni izleyerek oyuna başlayan arkadaşlar vardır mutlaka da. Reign of Giants mı veya hani Together mı oynuyorsunuz veya başka bir herhangi bir DLC mi oynuyorsunuz? Bana yazarsanız sevinirim. Şu anda gerçekten merak ettim. Çünkü Reign of Giants'ı veya şöyle diyeyim yani eski Vanilla Don't Starve'ı oynayan sayısı şu anda çok azdır muhtemelen. Bu arada az önce ikinci bir meşale yaptım ve meşale bitince ikinci meşaleye karakter otomatik geçti. Böyle işliyor. Yani hemen değiştireyim falan diye böyle stres yapmanıza gerek yok. Karakter kendisi değiştiriyor zaten. Yenisini alıyor eline. Az önce yanından geçtiğimiz şeyler göletlerdi. Şurada da görebilirsiniz. Göletlerden sabahları kurbağalar doğar ve kurbağalar oyundaki en kanser moblardan biri. Hasarları mı yüksek? Hayır. Canları mı yüksek? Hayır. Vurdukları zaman envanterinizden eşya düşürüyorlar abi. Beerger da bu yüzden zor dedim mesela. Yani hasarı aşırı yüksek sayılma. Gerçi hasar yüksek de yani korunmak dert değil o konuda. Şu an aynen. Şu anda gördüğünüz gibi Ibon denen bir şey var burada. Aldım onu. Ve gözü açıldı. Ve bir zıplama sesi duyuyoruz şu anda. Aha da geldi. Bu arkadaş Chester. Ayaklı bir sandık. İçine eşya koyabilirsiniz. Mesela Gear'ları ben uzun bir süre kullanmayacağım. Altınları da uzun bir süre kullanmayacağım. Chester taşısın. Chester'ı yanınızda taşımak çeşitli durumlarda güzel olabilir ama her zaman da avantaj değil. Bu arada meşalemiz bitti. El çabukluğu biraz önemli bu oyunda. Gördüğünüz gibi. Az önce meşale yapamasaydım muhtemelen ölmezdim ama bir tane tokat yerdim gene. İki tokatta ölüyorsunuz bu arada. Kaç hasar veriyordu emin değilim de galiba 80-90 arası bir şey olması lazım. Devam edelim. Çöl biyomuna da geldik. Çöl biyomunda da yine aynı şekilde bir sürü kayalar, köpekler mesela. Bunlar köpek oluyor. Bu bölgede kendi bölgeleri yani bölge onlara ait öyle diyeyim. Buraya ne zaman gelirseniz köpek bulabilirsiniz.
Ama çeşitli zamanlarda da direkt oyun sizin üzerinize köpek gönderiyor. Yani direkt size saldırmak için summonlanan hayvanlar oluyor köpekler. Yani çok da dert değiller. Şu anda gördüğünüz gibi yine koşarak kaçıyorum ve umurumda bile değil. Birazdan bırakacak ki derken bıraktı bile. Burada kaktüsler var. Kaktüsleri toplarsanız canınız gider. Çok güzel avantajları var. Bunlar tumbleweed. Çölde yuvarlanan şeyler işte. Saman mı diyeyim artık, çalı mı diyeyim. Topladığınız zaman içinden 3 tane eşya çıkar. Çoğunlukla saman veya çubuk oluyor. Ama bir kere animasyona girerekten 3 tane eşya toplamış oluyorsunuz. Yani saman veya çubuk toplamaktan çok daha avantajlı bir şey. Şu an mesela 40 tane oldu bunlar. Onları Chester'a verebilirim ama birazcık daha toplayayım. Şu ikinci stack de olsun biraz. Aynı zamanda bunların içinden çok farklı şeyler de çıkabiliyor. Bakalım çıkacak mı? İşte gear falan çıkabiliyor mesela. Tabii gear aramak için bunlarla uğraşmanızı hiç tavsiye etmem. Yine güzel bir zırh giydikten sonra gear yaratıklarını tokatlamak daha kolay. Burada tinklerden bir tanesini daha bulduk. Patates tink veya potato tink işte, neyse. Yine bu parçayı da alın eğer şey yapmak istiyorsanız. Yeni dünyaya açılmak istiyorsanız bu parçayı da alın. Ben de tumbleweedleri kovalamayacağım. Karşıma çıkarsa açarım. Bu arada kovalamanızı tavsiye etmem çünkü bayağı hızlılar yani. Blueprint çıktı bir tane. Tarif kağıdı. Shadowhorn Blueprint. Bakalım neymiş. Ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Ne bu? Bunu açalım bu arada. Abi Shadowhorn ne oluyor ya? Böyle bir şey yani hiçbir zaman kullanmayacağım. Tarif kağıtlarını öğrendiğiniz zaman herhangi bir şeyin tarifi craft'ınıza ekleniyor. Şunu da açalım kaçmasın. Bunun yanında bunu da atalım bu arada, bunlar gereksiz şeyler. Envanterinizi doğru değerlendirin. İşte onun yanında akıl sağlığınızı da dolduruyorlar. Bu arada şunları sen al Chester. Bu arada şu şekilde üstlerine koşarsanız denize düşebiliyorlar. Şu an yapmayacağım. Yapamadım bu arada. Neyse. Bunu yersek bir canımız dolar da canımız full zaten. Bunlar kaya. Bunları kırarsanız sadece kaya, yani taş çıkar şunlardan. Rocks. Devam abi. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz artık. Küreğimiz var. Chester'ımız var. Artık kökleri kürekle toplarsak Chester'a koyabiliriz ve kendi evimizin yakınına ekersek bize sürekli olarak yemek kaynağı oluşmuş olur. Bunlardan da tabii ki toplayacağız. Genelde ben şöyle yapıyorum. 16 tane sap, 16 tane saman. Berilerden de bulabildiğim kadar topluyorum genelde. Çünkü berilerden farm yapılıyor zaten direkt. Gobbler farmı yapılıyor. Bunları toplayalım. Acelesi olan bir şey değil ama şu anda bizim de acelemiz yok zaten. O yüzden yapmamızın sakıncası da yok. Şimdi gece olacak bu arada. Toplayalım. Bana bildiğiniz farm fikirlerini verirseniz, base fikirlerini verirseniz, bu bölümde muhtemelen base'i kuramayacağız. Fikirlerinizi verirseniz çok güzel olur. Şöyle yapabilirsiniz bu arada. Mesela şu an gece. Sağ tıklayarak elime küreği alıyorum ve space'e basılı tutarak onu kırıyorum. Sonra tekrardan torçu elime alıp topluyorum. Bu şekilde yaparsanız geceleri de boş geçirmemiş olabilirsiniz. Ağaç kırmak için mesela birkaç kere vurun ve tekrar elinize meşaleyi alın. Aynı şekilde taş kırmak için de bunu yapabilirsiniz. Bu arada saman bunların yanında olsun. Ben göreyim onu. Bir dakika. Şunu at. Böyle olsun. Tamam. Envanter düzeni çok önemli. Ben genelde en solda temel kaynakları, çantada yenilebilir kaynakları veya çürüyebilir diyeyim. Onun dışında şu tarafta böyle işte kazma kürek, silah falan kafasında şeyler tutuyordum da burası artık çok önemli değil. Zaten bir yerden sonra neyin nerede olduğunu bir bakışta görebildiğiniz için çok da önemli olmuyor. Bunları bu arada yine kürekleyelim. Hatta meşale de bitti. Aa, bir dakika. Bir dakika, bu iyi değil.
Tamam. Chester gel bakalım koçum. Neredesin? Chester bulmamız iyi oldu ya. Genellikle bataklık biyomunda çıkıyor. Yanlış tecrübe etmediysem. Yani bana hep öyle çıktı en azından. Bunlardan 16'şer tane lazım ama onlu stackleniyorlar. O yüzden ya bu arada böyle bir şart yok yani 16'şer tane stackleniyor diye bir şey. 16'şer tane toplayacağız diye bir şart yok. Bu benim yaptığım bir şey. Siz işiniz yoksa daha fazla toplayabilirsiniz ve üşenmezseniz diyeyim. Daha azını toplayamaz mısınız? Ya toplayabilirsiniz ama hani bu sayı gerçekten güzel ve yeterli bir sayı. Bunları alalım bu arada. Akıl sağlığımız iyice düştü. Ama sorun değil. Bizim akıl sağlığıyla bir derdimiz yok zaten. Devam edelim. Bu arada boğazım bayağı ağrıdı. Yani kaç gündür video çekmiyorum bilmiyorum. Siz bunu izlerken muhtemelen 12 Mart olacak. 12 Mart'ınız da kutlu olsun. Gel abi gel. Neyse o kaçtı, uğraşamayacağım. Arılarla da uğraşacağım ama. Bu arada 5. gündeyiz. 5. günün sonuna doğru kapatmayı düşünüyorum videoyu. Çok uzamasın. Şey diyordum bu arada, bana base fikirlerinizi yazın. Onun dışında tavsiyelerinizi yazın. Ve benle başladıysanız soru sormaktan çekinmeyin. Çok hani bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında benim hatalarımı siz söyleyin. Veya işte hangi karakterle başladınız onları yazabilirsiniz. Onun dışında bir gün gelir de eğer işte Discord sunucusu falan açarsak sizlerle beraber together oynamayı çok isterim yani. Gel bakalım abi gel. Al şunları. 3 tane daha bundan toplayacağız ve bununla işimiz bitmiş olacak. Tabi kürek kırıldı. Tekrar yapalım bir tane. Devam. 1. Kuşlara bu arada vuramazsınız, yumruk falan atamazsınız yani. Çeşitli aletlerle öldürülebiliyorlar ama düz vuruşla falan vuramazsınız ya da silahla falan koşarak vuramazsınız. Uyutmanız falan gerekiyor ki çok da gerekli bir şey değil zaten. 6 oldu, bununla işimiz bitti demektir. 6 tane de saman kökü toplarsak onunla da işimiz bitmiş olacak. Bunları da verelim Chester'a, yer kaplamasınlar. Bu arada şu Domuz Kral'a satabileceğiniz bir şey. Karşılığında altın veriyor. Üstüne gelirseniz şöyle gösteriyor. 4 tane altın veriyormuş bunun karşılığında. Ya mükemmel bir sayı değil ama bedava. Burası tinkleri birleştireceğiniz yer. Şu ortadaki şeyin üstüne tinkleri koyarsanız yeni bir portal açılıyor. Bu arkadaşlar da yine çark veren arkadaşlar. Chester'a saldırıyor. Kralı salak. Burayı da gördüğümüz iyi oldu. Haritada yine görünsün. Zamanı gelince buraya gelip tokatlayacağız hepsini. Evet şu anda yağmur yağmaya başladı. O yüzden canımız gidiyor ufaktan. Eğer WX oyuncusuysanız ve oyunda yeniyseniz hiç heyecan yapmayın bu konuda. Tamam canınız gidecek. Bu arada gear buldum. Çok güzel. Gear ya da. Neyse. Beleş. Blueprint bulduk bir tane. Bunları bir yere atalım. Neymiş? Rob. Tamam Rob biz zaten biliyorduk ama akıl sağlığımız da oldu bedavadan. Şu anda sonbahardayım ben. Sonbaharda yağmurlar çok da uzun sürmüyor. Kışın da çok uzun sürmüyor. Genelde ilkbaharda çok dert. Ama kışın zaten bir tane eşya yapacağız ve onunla yağmur bizim için artık hiçbir zaman sorun olmayacak. Tabii siz ilkbaharda başlamışsanız ve bir WX oyuncusuysanız o zaman size gerçekten kolaylıklar dilerim. Neymiş abi? Buggles. Çok da gerekli bir şey değil. Full akıl sağlığı versin diye kullanıyor. Bu arada şundan çıktı. Bu da yine 8 tane altına tekabül ediyor. Güzel. Yani bedeş yine. Eğer yer kalmazsa envanterimde ilk atacağım şeylerden birisidir. Chester'da yer varsa şunları verelim. Evet artık Chester'da yer yok. Devam. Yine bir çark çıktı bu arada, çok şanslıyız. Normalde bu kadar sık çıkan bir şey değil. 4 etti çarkımız.
şarkıları yiyerek statlarınızı kalıcı arttırmanızın yanında yine böyle hani kalıcılığın yanında da arttırabiliyorsunuz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şu an elime meşale almadım. Ama gördüğünüz gibi Charlie bana vuramıyor. Çünkü ıslam ve ıslaklıktan dolayı sürekli olarak parlıyorum böyle. Kıvılcımlar çıkarıyorum. Bu da beni Charlie'den koruyor. Ama akıl sağlığım düşüyor. O yüzden ışık açmayı tercih ederim. Yani ışıksız kalırsanız mesela bundan yararlanabilirsiniz ama çok da gerekli bir şey değil. Kablo bulduk mesela. Bu da yine aynı şekilde altın. Arkadan kükreme sesleri geliyor. Duyabilir misiniz bilmiyorum ama. Evet, duyuluyor rahatlıkla herhalde. Onlar kurt sesleri. Birazdan gelecekler. Dedim yani köpekler böyle belirli zamanlarda saldırıyor diye. Köpek baskınının ilk günü. Önceki sezonda da böyle olmuştu bu arada. İlk bölümü köpek saldırısıyla kapatmıştık. Ama orada bir tane köpek gelmişti. Bu arada şunu bir daha yakalım. Versene abi. Orada bir tane köpek gelmiş. Bakalım burada kaç tane gelecek. İlk saldırıda 1 ila 3 tane gelebiliyor. Yanımız bu arada iyice düştü. Ama kelebeklerim var benim. Hatta yiyelim abi. Gördüğünüz gibi. Neredeyse fullledik yani. Şunu söndürelim. Elimize mızrak alalım. Köpek geldi evet. Bir tane misin abi? Bayağı hasar verdi benim salaklığım yüzünden. Kaçamadım orada. Sorun değil abi, benim kelebeğim var, kelebeği ya. Şimdi 6. gün. O yüzden oyunu durdum. Bu arada şurada şeyi bulmuşuz. Sonraki bölümün başında bunu anlatırım inşallah unutmazsam. Haritanın büyük bir kısmını açtık gördüğünüz gibi. Muhtemelen şöyle gelecek, şöyle bir şeyler yapacak. Gene burada bitecek. Yani sonraki bölümün başında haritayı direkt tamamlamış oluruz. Videodayız inşallah, tamam. Bana küçük küçük hedefler verin, tavsiyeler verin. Onun dışında sorularınız olursa tabii ki sorun. Bu seriyi bakalım başlattık, hayırlısı. Bakalım inşallah güzel yerlere gider. Bölüm ve seri hakkında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.